Evet, polinom kavramı ve polinomlarla işlemler 4 testimize geldik. Bu testimizde müfredat değişikliğinden kaynaklı ikinci, üçüncü ve dördüncü sorularımızı çözeceğiz sadece. Şimdi ikinci sorumuzda başlayalım. Hemen bakalım. Eşitliğini sağlayan Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Yani bize bunu sıfıra eşitlersem x eşittir eksi 2 yerine yazıyorum. Bu polinomu böldüğüm için neyi soruyor? P eksi 2'yi soruyor. Ama benim Px polinomuna ihtiyacım var. Px'i bulacağım ve x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Daha önce de çözdüm böyle sorular. Bakıyorum şimdi Px'in kaçıncı dereceden olduğuna karar vermem lazım. Toplamış iki tane polinomu ve sonuç ikinci dereceden çıkmış. O zaman bizim polinomumuzun nasıl olması lazım? İkinci dereceden bir polinom olması lazım ki ax kare artı bx artı c gibi topladığım zaman sonuç yine ikinci dereceden bir polinom olsun. Buna karar verdikten sonra sırayla şimdi p2x'i bulalım. Nasıl bulacağız p2x'i? X gördüğümüz yere ne yazacağız? 2x yazacağız. Burada da yine x gördüğüm yere 2x yazdım. Düzenliyorum burayı. 2x'in karesi tabii unutmuyorum. Karesini alırsam 4x kare, bir de a'sı var. 4ax kare etti. Bunu çarparsam 2bx etti. Artı c. p2x bulundu. Sıra neyi bulacağım? P-x'i bulacağım. P-x'i buluyorum. Bu sefer x gördüğüm yere -x yazıyorum. A çarpı -x'in karesi. -x yazmaya devam ediyorum. Artı b çarpı -x artı c. Bunu da düzenlersem karesini alırsam ax kare -bx artı c. Şimdi bununla burası da P-x. Bununla bunu ne yapmalıymışım? Toplamalıymışım. Toplayalım. Bakıyorum hemen. Şuraya yazayım toplamımı da. 4ax kare. Ax kare daha. 5ax kare. X'leri topluyorum. 2bx eksi bx artı bx artı c artı c artı 2c. Neye eşit bu polinomum? İşte burada. İki polinomun eşitliği yine. X karenin katsayısı 5a. X karenin katsayısı 10. A buradan ne çıktı? 2 çıktı. X'in katsayısı B. X'in katsayısı eksi 4. B'de bulundu. Sabit 2C. Buradaki sabitim eksi 6. C de buradan çıktı. Eksi 3. Evet, Px polinomu bulundu. Evet, yerim kalmadı. Nereye yazayım? Şu yukarıyı kullanayım artık o zaman. Px eşittir. Yerine yazıyorum bulduklarımı. A2x kare. B'yi eksi 4x buldum. C'yi eksi 3 buldum. Ve Px polinomu bulundu. P-2'yi bulmam gerekiyordu. Başta zaten ona karar vermiştim. O zaman nasıl bulacağım P-2'yi? X gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Hemen yazalım eksi 2'yi. Eksi 2'nin karesi 4. 4 çarpı 2, 8. Eksi 2 çarparsam eksi 4 ile artı 8. Eksi 3. Ne oldu burası da? 16. 16'dan 3 çıkarırsam 13. Üçüncü sorudayız. Px polinomunu vermiş. Eşitliğinde m'nin ve p'nin pozitif doğal sayı olduğunu söylemiş. Px polinomunun x eksi 3 ile tam bölünebilmesi için diyor. Px'i x eksi 3 ile tam bölüyormuş. Yani kalanım neymiş? Sıfırmış. Buradan bana gelen bilgi artık biliyorsunuz bunu direkt yazıyorum. P3 eşittir 0. Şimdi buna göre P3'ün 0 olduğunu bildiğime göre x gördüğüm yere ne yazacağım ben? 3 yazacağım. Evet, x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Ve ne oluyor burası? 3 eksi 5 eksi 2. Eksi 2'nin 2p artı birinci kuvveti. Artı 3 yazıyorum. 3 eksi 1 2. 2'nin 2p'inci kuvveti. Artı 3 yazıyorum. 3 artı 1 4. 4'ün m artı birinci kuvveti. Neye eşitmiş? 0'a. Şimdi düzenliyorum burayı. Negatif sayı nasıl kuvvet? Tek kuvvet 2p artı 1 tek sayı. Dolayısıyla eksi oldu buranın işareti. 2p artı 1. Bakıyorum çift kuvvet zaten pozitif. Onu da 2 üzeri 2p diye yazabilirim. Burası 4 yerine herkes 2 olduğuna göre 2'nin karesi yazabilirim. Hatırlayalım şimdi üstü sayılardan. Kuvvetler ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. 2 üzeri 2m artı 2. Neye eşitmiş? Sıfıra eşitmiş. Şimdi düzenleyelim.
Meyli olan ifadeler bir yerde kalsın. Diğerlerini karşıya yollayayım. P'li olanları. Bunu karşıya attım. Artı olarak geçti. Bunu karşıya attım. Eksi olarak geçti. Şimdi düzenlemeye devam ediyorum. Yine üstü sayıları hatırlayalım geçen seneden. Bunu nasıl yazabilirim? 2 üzeri 2P çarpı 2 üzeri 1 diye yazabilirim. Eksi 2 üzeri 2P. Bakıyorum bunlar ne? Ortak. O zaman 2 üzeri 2P parantezine alıyorum. Bunun katsayısı 2. Eksi. Burada bir şey yazmıyorsa katsayısının ne olduğunu biliyorum. 1 olduğunu biliyorum. 2'den 1 çıkarsa 1. 1 yazmama gerek yok. Etkisiz. Çünkü burası 2 üzeri 2P oldu. Karşı taraf neydi? Onu da yazalım. 2 üzeri 2M artı 2 idi. Yine geçen seneden üstü sayı bilgisinden hatırlayın. Üstü sayılı denklemlerde tabanlar eşitse üstler de eşittir. Eşit diyelim üstleri o zaman. 2M artı 2 eşittir neye? 2P'ye eşit. Şimdi bakıyorum. Hepsinde 2 var. O zaman her tarafı 2'ye bölersem M artı 1 eşittir P oldu. Yukarıdaki şıklara benzeteceksem doğru seçeneğimi arıyorum. Nerede? Bursa'da. Dördüncü sorudayız. Bakıyoruz. Px polinomu ile ilgili bir eşitlik vermiş. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalanı soruyor. Bunu sıfıra eşitliyoruz. X eşittir 2. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu polinomu böldüğümüz için burada yerine yazıyoruz. Bize demek ki neyi soruyor? P2'yi soruyor. Şimdi bakıyorum. P2'yi bulmak için x yerine 2 yazarsam burası gider 0 olur 2 eksi 2'den. Dolayısıyla P2'yi bulamam. Zaten şurada bir A var. Demek ki ne yapmalıyım? İlk önce şu A'yı bulayım. Nasıl bulayım? Burası 0 oluyorsa x yerine 2 vereyim ben yine. Burayı 0 yapayım. P2'yi bulamıyorum ama A'yı bulabilirim. X yerine 2 yazdım. Burası 0 oldu. 2'nin küpü 8. 2'nin karesi 4 artı 2A oldu. Buradan A ne çıkar? Eksi 6 çıkar. Şimdi en son şu hale geldi benim eşitliğim. Yerine yazayım. X eksi 2 çarpı px. Karşı taraf x küp artı x kare artı eksi 6 x. A'yı yerine yazdım. Şimdi burayı biraz düzenlemem lazım px'i bulmam için. Ne yapabilirim? Çarpanları ayırmadan. X'ler ortak. X parantezini alabilirim. X parantezini alırsam x kare artı x eksi 6 oldu burası. Şurası çarpanlarına ayrılır ikinci dereceden bir denklem. Hemen ayıralım. Nasıl ayırıyorduk? Çarpımları eksi 6, toplamları 1 olan iki sayı arıyorum. Nedir o da? Artı 3 eksi 2. Çarparsam eksi 6, toplarsam 1. Nasıl yazdım? X çarpı yazarken böyle paralel yazıyordum. X artı 3 çarpı x eksi 2. Karşı tarafta ne var? X eksi 2 çarpı px. Bakıyorum şimdi karşılıklı x eksi 2'ler gitti. Px eşittir x çarpı x artı 3. Px bulundu. Bana neyi soruyordu? P2'yi soruyordu. O zaman x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 çarpı 5'ten cevabım 10 olur.